Konuşmama başlamadan önce 7 Haziran seçiminden sonra Suruç'ta katledilen 10 kadın, Zergele'de katledilen 2 kadın, Ankara'da katledilen 28 kadın, aylardır abluka altında olan Kürdistan'da katledilen 37 kadın ve toplamda katledilen 77 kadını anarak başlamak istiyorum. Yine burada bu kürsüde bugün kaybolan çocuklar tartışıldı. Ama devlet güçlerinin devlet terörünü katlettiği 64 çocuktan bahsedilmedi. Evet, kaybettiklerimizi arayarak bulabiliriz. Ama devletin katlettiği çocukları nasıl bulacağız? Onların hakkını, onların adaletini, devletin yaptığı bu vicdansızlıklara nasıl cevap olacağız? O çocukları da anarak başlamak istiyorum. Evet, verdiğiniz önergeye aleyhte konuşmak için çıktım ama aleyhte konuşulacak çok şey yok. Fakat eleştirilecek şeyleri vardır. Roman kardeşlerimizin yaşam hakkını, özellikle özgürlüğünü talep etme, tarihini, kültürünü, kimliğini, geleneğini, geçmişini ve geleceğini nasıl özgürce yaşayacağının tartışılmasından çok, ölmeden nasıl yaşayabileceğini tartışmak, bunun için çadırdan çıkarıp nasıl bir kulübede ya da bir evde yaşar ya da yerinden edinmeden nasıl orada hayatını idame eder konusundaki önerileri eksik olarak bulduğum için aleyhte söze kaldım. Türkiye tarihinde zihniyet olarak ve bugün de bu hükümetin temsil ettiği faşizm, yok sayma, inkarcılık zihniyeti beyinlerde ve yüreklerden silinmediği takdirde ne Roman halkımızın kardeşlerimizin, ne Alevi halkımızın kardeşlerimizin, ne sınıfsal olarak ezilen kimliklerin, cinslerin, ne de çok tarihi bir sorun olan Kürt sorununun çözümü imkansızdır. Biz burada faşizmin duvarlarına konuşuyoruz ve geri gelip bize çarpıyor ya da boş kürsülere konuşuyoruz. Evet, dün söylediler, en çok biz burada bulunuyoruz dediler. Ama bugün burada değiller. Oylama için sadece buraya geliniyor, iktidarı temsil edenler. Bunun dışında boş kürsülere, önergelerimiz boş kürsülere konuşma oluyor. Bunun dışında en temel yapılması gereken bu faşizmin bir an durdurulmasıdır. Paris katliamı yıl dönümü vesilesiyle Paris'te katledilen 3 Kürt siyasetçi kadını da anmak istiyorum. Ve yıl dönümüne denk gelen, dün gerçekleşen ve burada katliamın alkışlandığı saatlerde 3 siyasetçi kadın arkadaşımız katledildi. Seve Demir katledildi. Fatma Uyar katledildi. Pakize Nair katledildi. Ve bu hangisi, hangi zihniyet üzerinde katledildi? Açıklayalım. Diyorsunuz ya, hep devleti suçluyorsunuz. Evet, devleti siz iktidar olana kadar siz de suçladınız. Siz nasıl kırım yaptığını, nasıl katliam yaptığını, nasıl soykırımlar, nasıl yolsuzluklar yaptığını siz de söylediniz. Ve iktidar oldunuz. Bu anayasayı, bu devlet zihniyetini, bu devlet rejimini, bu devlet kültürünü, bu devlet bakış açısını, ideolojisini değiştirmeden devraldınız ve bugün bunu derinleştirerek sürdürüyorsunuz. Ve siz nasıl ki bu katliamlarda geçmiş hükümetleri sorumlu görerek kendinizi temize çıkardıysanız, iktidara taşıdıysanız, bugün biz de bu hükümeti eleştirerek, bu hükümetin cevap vermesi gerektiğini söyleyerek sizden cevap bekleyeceğiz. Bu cevapları vermek zorundasınız. Ve katliamları yapan bu hükümettir. Sorumlusu bu hükümettir. Bugün Kürdistan'da yaşananlar, binlerce Türkiye'nin her yerinde görevlendirdiğiniz özel birimler kimlerdir? Bunlar kime bağlı çalışıyor? Seve Demir'i katleden DBP parti meclis üyesi arkadaşımızdır. Malatya'dan giden özel birimler götürmüştür Şırnak'a. Oradaki hiçbir yetkili muhatap olmamıştır. Bunları kim oraya gönderiyor? Madem bu kadar güçlü bir devletsiniz, Türkiye'deki bütün güçlerinizi, askeri güçlerinizi niye bu alanlara yığıyorsunuz? Niye Sur'a yığıyorsunuz? Niye Cizre'ye? Niye Nusaybin'e? Niye Şırnak'a? Niye Silopi'ye?
Madem bu kadar güçlüsünüz, hendek siyasetini, çukur siyasetini yapan bu hükümettir. Bunu bilmeniz lazım. Evet, ajandamız var diyorsunuz. Biz başka ajandalara bakmayız diyorsunuz. Bugünkü ajandanız İsrail ajandasıdır, Sudan ajandasıdır. Bununla siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Bununla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorsunuz. Sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev temizleyeceğiz dediniz. Seve Demir arkadaşımız, Fatma Uyar arkadaşımız ve saydığım 77 kadın nasıl katledildi biliyor musunuz? Tekrar söyleyelim. Bir evden, bir mahalleden bir mahalleye geçerken sokak ortasından katledildi. Ve sizin o talimat verdiğiniz ev ev, sokak sokak temizleyeceğiz dediğiniz mantığınızın sonucudur. Orada ne hendek var, orada ne barikat var. Arkadaşlarımız siyasi parti çalışmalarından doğru oradaki sorunlarla ilgilenmektedirler. Oradaki halkımızın mağduriyetiyle ilgilenmektedirler. Göbles teorisini burada bize dayatmayın. Büyük yalan teorisiyle bu ülkeyi yönetmeye çalışmayın. Siz Suruç'ta kamp kurdunuz, toplama kampları yaptınız Nazilerin yaptığı gibi. Okulları kamp haline getirdiniz. Halkı spor salonlarına topladınız. Daha bunun aşağısında bir durum var mı? Yarattığınız bir mağduriyet var mı? Kaç mahallede hendek var? Ankara katliamı yapıldığında hendek mi vardı? Suruç katliamında bunlar mı vardı? Zergele'yi bombaladığınızda bunlar mı vardı? Bu faşist zihniyetin anayasal olarak, ideolojik olarak Türkiye'de çözülmemesinin sonucudur. Siz ki elini öptüğünüz, eteğini öptüğünüz, göbeğinde büyüdüğünüz cemaati bile kendi içinizde terör örgütü yaratan bir güçsünüz. Bunu siz yarattınız. Sayın Konca, bir gün kaba ve yaralayıcı sözler kullanmayalım lütfen. Temiz bir dille konuşmanızı tamamlayın. Sizin cemaat yaratacaklar. Sizin içinizden de birileri bunu yaratacak. Bunu doğru algılamak, doğru yönetmek zorundasınız. Yaptığınız katliamların haddi hesabı yoktur. Bunları görmek zorundasınız. Siz bak dün başbakan açıkladı. Dedi ki belediyeler hedefimizdir. Siyasi partiler bedel ödeyecek dediniz. Bugün 3 kadın arkadaşımızı katleden zihniyet siyasete bedel ödeyecek demenizin mesajıdır. Yerelde de bizi tahrip ediyorsunuz. Polisleri, şehitleri söyleyeceğiz, askerleri de söyleyeceğiz. Bununla gurur duyan sizsiniz. Bedel ödeyeceksiniz diyen sizsiniz. Askerlik yan gelme yatma yeri değil, tabii ki ölecekler diyen sizsiniz. Biz askerin de, biz polisin de ölmesini istemiyoruz. Paralı askerlik maaşını arttıran, paralı askerliği arttıran, maaş arttırarak paralı askerliği çıkaran sizsiniz. Bak dün Adıyaman'daki öldürülen askerin barakadaki evini bütün havuz medyanız manşet yaptı. Annesinin çorabının yeşil olduğunu gündem yaptınız. Ama katledilen 3 Kürt siyasetçi kadının hiçbirini gündem yapmadınız. Bunu sorun olarak görmüyorsunuz. Bunları tartışmak zorundasınız. Taş kesilmiş vicdanınızı, taş kesilmiş beyninizi hangi faşizmin... Sayın konuşmacı, lütfen temiz bir dille konuşun. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmeyin. Bu sadece sizinle ilgili değil. Bu Türkiye'nin zihniyetiyle ilgilidir. 10 yıl kadar öncesine kadar bunu söyleyen sizdiniz. Ne Kenan Evren anayasasını değiştirdiniz, ne başka bir şey değiştirdiniz, ne Kürt kimliğini kabul ettiniz, ne bugün önerge olan Romen halkının sorunlarını çözdünüz, ne Alevi sorununu çözdünüz, ne emekçinin, ne işçinin. O zaman bu sistem devam ediyor. Bunu siz ettiriyorsunuz. Siz paraları ayakkabı kutularında sakladınız. Ama bu yaptığınız suçları, bu yaşadığınız yaptığınız vicdansızlıkları nereye saklayacaksınız? Artık Türkiye 90'lardaki gibi, dün de söylediniz. Dediniz ki asit kuyuları vardı. Evet, asit kuyularında en azından insanlar gömülüyordu. Belki o zaman bu kadar arşiv, bu kadar toplumsal kamuoyu, sosyal medya yoktu. Bütün bu son yılların faşizmini arşivi toplumdadır. Halktadır. Halk bunu görüyor. Halk bunun arşivini oluşturuyor. Yarın bir gün dönüp devlete dönmeyeceğiz, arşivlerinizi açın. Bu arşivler zaten var. Siz çukur kazmıyorsunuz. Siz hendeklere gömmüyorsunuz insanları. Siz asit kuyularına atmıyorsunuz. Siz sokaklarda kuşa kurda yem etmek için bırakıyorsunuz. Bak halen arayışınız var. Habur kapısında
soğutucu depo oluşturup cenazeleri oraya toplanmayı düşünüyorsunuz, tartışıyorsunuz. Bunu hangi şeyle yapıyorsunuz? Hangi insani, vicdani, ahlaki mantıkla yapıyorsunuz?